Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Bitti Köfte 2'nin 23. bölümüne hoş geldiniz. Bu iki bölüm arası baya bir şey yaptım. Aslında daha basitçe yaptıklarım aslında daha önceden yaptığım şeyleri tekrarlamak oldu. Yani Gratik otomasyonumuzu tekrar yaptım. Nasıl yaptığımı göstermiştim size. Bu arada şu şekli wrench'e tıklayarak yapıyorsunuz ve bu sadece aşağıdaki cihaza vermesi anlamına geliyor. Ayrıca 2 yeni pedal, doğrusu 3 yeni şey öğrettim. Bunlar nedir diye soracak olursanız. Pek çok crafting'imizi artık değiştirdim. Bayağı bir değiştirdim. Doğrusu Gratik crafting'lerimizi. Eğer kullanımlarına bakacak olursanız standart machine casing bununla yapılıyor. Jeneratörü bununla yapabiliyoruz. Charger box. Automatic wire mill. Automatik extractor falan filan. Yani tüm Gratik makinelerin, basit Gratik makinelerinde alüminyum machine hall kullanabiliyoruz. Steel machine hall ise anlaşılacağı üzere gelişmiş makinelerde. Evet, gördüğünüz gibi. Evet. Industrial centrifuge falan filan. Bunun dışında sistemle ilgili yaptığım başka bir şey şu odayı otomatikleştirmek. Evet. Öncelikle burası redstone, ender ve glowstone. Arkadaki otomatikleştirmeye gelecek olursak mesela bunun üstünden gösterelim. Üstten ve alttan alıyor. Üstten tamamen Ender Pearl alıyor ve sürekli bu Ender Pearl ile besleniyor. Bu da sürekli Glowstone ve Redstone'la. Evet. Üstten Ender Pearl ile alıyor. Yani sıvı Ender'ı. Alttan ise Pattern'lar geliyor. Pattern'lar buraya. Pattern crafting'ler için gereken şeyler buraya yerleşiyor. Ve bu interface'e çıkış yapıyorlar. Burada da aynı şey söz konusu. Ve burası da Redstone için geçerli. Ve buna çıkış yapıyor. Bu taraf sürekli buraya obsidian bırakıyor ve bu sayede burada sürekli obsidian dust oluyor. Bu ise ihtiyaç duyulduğunda hardened dust elde ediyor. Sadece led koyarak. Sürekli obsidian ile beslediğimiz için sadece led konulması gerekiyor. Bu ise sadece elektrum yapmak için gerekli. Kullanıyoruz ve bunu ise çıkış için. Evet, şimdi gelelim bu arkadaşa. Bu arkadaş ne? Hatırlarsanız ki otomatik olarak çıkartmak için bir sistem döşemiştik. Onun daha kompakt bir versiyonu. Gördüğünüz gibi sadece craft modunda elektronik circuit 128 tane. Sadece craft modunda Unattuned Tesseract, ki bu sayede şunun dolmasını beklemiyoruz. 16 tane. Fazla bile. Hardened Glass 1 stack. Sürekli elimizde hazır bulunsun. Glass 1024. Alüminyum Machine Hall 8. Arttırabilirim aslında. Steel Machine Hall 8. Buna henüz bir şey öğretilmedi. Buna da. Şu ikisi henüz boşta. Bu sayede sistemi her daim bunlarla dolduruyor. Bunun dışında başka ne yaptım bir bakalım. Şuraya 20 tane daha dizel jeneratör ekledim. Burada bir şey yapmadım. Evet, yaptıklarım bunlar. Bir de unutmadan. Şunun sadece ilk steğinin dolması için bunu koydum ve özel bir slota atamasını söyledim ve bunun slot 12'si burası oluyor. Ve bunu bayağı biz kullanacağız aslında. Bunun yanı sıra yaptığım başka hiçbir şey yok. Biraz şunlardan craft etmiş olmam lazım. Evet. Ayrıca bolca bir şey craft ettim. 12 tane Industrial Grinder. 4 tanesi vardı, 8 tane craft ettim. 12 Accuse Accumulator. Ve bunların
Ay, bunları. Bunun yanı sıra Forestry Age'imize geçersek artık Forestry Age diyorum. Yeni bir av yerimiz var. Ve bunda Fiendish mevcut. Fiendish ne diye soracak olursanız Fiendish bayağı bir işimize yarayacak. Oh, bir saniye. Hepsini ayrı ayrı öğretmemiz mi gerekiyor? Öyleymiş sanırsın. Neyse. Fiendish cehennem arılarından bir tanesidir ve ne onunla ne elde ettiğinizi birazdan göstereceğim. Bunun yanı sıra bir tane daha farmımız var. Bu soketine herhangi bir şey konmadı çünkü bu öyle kalmasını istiyorum. Bu neyi elde ediyoruz diye soracak olursanız ağaç kesiyorum. Tabi bir tane yetmeyecek, birkaç tane koyacağım. Neden büyük koymadın diye soracak olursanız normal ağaç farmında daha mantıklı olan seçenek birkaç tane küçük koymaktır. O yüzden o şekilde yapacağım. Enerji sıkıntımız da yok zaten. Ayrıca şu al veri bloklar ne diye soracak olursanız Fiendish normalde sıcak bir yerde çalışan yani cehennemde çalışan bir arı. Bu bloklarla ısısını ayarlayabilir miyim diye bakmıştım. Olmadı. O yüzden both humidity ve humidity ve temperature yani sıcaklık ve nem dayanıklılığını ekledim. Bunun dışında şunları da çalıştırdım. Ve arkaya iki tane daha koydum ama henüz çalıştırmadım. Zaten motorlarını da ekledim ancak o ikisinin motorunu buraya koymayacağım. O ikisi Tesseract'la Steam'lerini verecek. Evet. Şimdi gelelim. Bunlar ne üretiyor? Refractory Wax ve fosfor. Bir şey daha üretiyordu. Ha. Ash. Fosfor. Gördüğünüz gibi bundan elde ediliyor. Ne için kullanılıyor diye soracak olursanız. Özür. Evet. Nihayet geldi. Gördüğünüz gibi lav üretmek için. Kum kullanırsak eğer 2 kova 4 ya da cobblestone kullanırsak 1,6 kova şeklinde. Yani kısacası lav üretecek bir sistem döşeyeceğiz. Bunun niçin kullanacağım diye soracak olursanız bir şekilde obsidyen üretmemiz lazım. Bunun sıra artık yemek olarak elma kullanıyorum ve ambrojen var. Ambrojia bu şekilde craft ediliyor. Evet. Ve artık önce bir maden işleme sistemimizi yapsak iyi olurdu. Aklımda birkaç tane daha plan var ama bunları yaparım sonraki bölümlere. Gel bakalım. Abyssal Stone. Bu odaya yapmayacağım. Bununla bir uzantı yapacağım şurada. Neticede enerji üretimimize de yakın olması lazım. Ve ben odayı hazırlayıp geliyorum hemen. Evet, odamız kabaca böyle. Burada yani. Şuraya fazla giremedim çünkü bu taraf için özel bir planım var. Bu taraftan itibaren. Neyse. Ben şu kalıplarımı buradan çıkartıp buraya koymamız gereken asıl şeyi koymaya başlayayım. O da neyse ki bunları normal kırabiliyoruz. Bunun yanı sıra bunun altına bir şey daha döşememiz gerekecek ve onlar da Accuse. Bunun dışında kablolardır, şudur falan filandı. Hazırlamamız gerekecek ve bazı özel noktalar da mevcut. Ve bana 3 kova su gerekecek.
1 2 3 Tamamdır. Aslında tek kovayla da halledebilirdim ancak benim biliyorsunuz 3 kova kullanmayı tercih ederim bu durumda. Evet. Casingleri tamamla. Başlayalım. Ve grinderlarımızı alalım. Ve birazdan size düzenin nasıl olacağını özetlemeye başlayacağım. Evet. Şimdi gelelim düzenin nasıl olacağına. Evet. Asıl durumuna ben bile karar vermedim tam olarak. Aa, yok verdim tamam. Yanlardan bir taraftan su girişi, diğer taraftan maden çıkışı. Bunun dışında da üstten maden girişi, alttan ise özel bir giriş. Tabi bazılarında o özel giriş olmayacak. Önden ise enerji girişi. Ve dolayısıyla da benim şu an bir şey craft'ını başlatmam lazım. O da ha, bir tane varmışsa. Bir saniye, ben MFSU'yu öğretmedim mi? Hayır, öğretmemişim. MFE'yi de öğretmemişimdir muhtemelen. Neyse, o zaman 50 craft edelim. Daha sonra öğretirim ben. Çünkü bazı şeylerin craft'ı biraz değişik olacak. 8 tane refine ayırmalıyım. Teşekkürler. Bunun dışında Enerji kristal yapamıyorsun. O zaman bir, iki, üç, dört. Tamamdır. Gold Cable da yapamıyorsun. Bunu hiç yapamıyorsun. Hadi Circuit Craft et bir tane. Bunun dışında aslında bir tane değil. 18 Kalimera'dan ödünç aldığım rubber'lar. Çünkü henüz kendi rubber sistemim yok. Yakında döşeyeceğim. Machine box. İki tane daha yap. Bunun dışında ben de o esnada enerji kristal yapayım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Evet. İki tane daha MFE'miz hazır. Şimdi gelelim. Bir tane daha Edwin. Nasıl dur? Bir değil. İki taneydi de neyse. Ve üç tane senden. Dur, şunu kullanabiliyor muyuz? Hayır. Sen neden Steel Plate istiyorsun? Bunun yapımı için mi? Ha, ilginç. Ha, tamam, onun yapımı içinde. Neyse, biz de o esnada Accuse Accumulator'ları döşelim.
Uçalım. İki accumulator'ların geleceği yerler bunlar. Tanesi başına birer tane koymayı koymak gibi bir planım var. Şöyle, şöyle, şöyle. Su giderlerimizi de böyle kapatalım. Ve tabii ki de iki kova suyu. Ve iki. Ardından unutmadan... Tamamdır. MF sularım hazır. Bunun dışında... 3 machine block daha lazım. Çünkü birilerinin enerji yollaması lazım. Gold cable'ımız da yok. Yakında bir wire mill yapsam güzel olacak. Tamamdır. Yanlış bloktan alıp duruyorsun. Bunlar misal gibi su üretiyor. Şu yanı kazalım. Asa dur. Şu şekilde yanı kazsam çok daha mantıklı olacak. Evet. Fasatla kapamak için belki Golden Pipe'la aktarabilirim. Şimdi ne yapacağız? Ben geri kalan dizimi yapıp geliyorum ben. Evet, tüm Accused Accumulator'ları yerleştirdim ve artık şunu yapabiliriz. Gördüğünüz gibi telefonum çalıyor. Evet, geldim ve gördüğünüz gibi suyla doluyorlar. Ve bunları bu şekilde kapatıyoruz. Tamamen hoş görüntü için Liquid Duct yerine bunu kullandım. Şu an için herhangi bir performans farkı yok bizim açımızdan. Neticede öyle çok büyük oranlarda sıvı taşımıyoruz. Uhu. Tamam, hepsi bağlı. Gayet güzel. Ve glass fiber cable'larımızı alalım. Şimdi yapacağımız şey... Sen... 4... 3 tane lazım buna. Dördü şöyle atalım. Evet ve... Wrench. Great Tech Wrench'imiz.
Ve günü aşağıya çevirdik. Evet, tabii ki de. Bu. Ve birazdan bağlayacağımız enerji hattımız. Dur, enerji hattını yanından bağlayacaktım. Önlerden bağlayacaktım. Buralara da construction foam koyarım yakında. Construction foam nedir diye soracak olursanız, bu kabloları gizlemenin yolu. Dürü dü 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 dü. Ve sonuncusu. Geriye kaldı. Aşağıdan bağlamak. Evet, böyle uğraştırıcı şeyler. Ve muhtemelen kablomuz yetmeyecek şu an. Evet. Glass fiber cable'larımız yetmiyor. Aa, sorun değil. Bir o kadar daha craft edebiliyoruz. Elektrumumuz varsa eğer. Şimdi 9 tane işimi görür. Aslında görmez. Düşündüm de şekil uyumu olsun diye şöyle yapacağım. Ve bir tane kabloyu yakalayamadık. Arada oluyor böyle. Ve Coin of Fortune'un ufak bir problemi gene oldu. Evet. Artık bunlar gayet enerji alıyor. Şimdi geldi sıra Emi Network için gereken şeyleri bağlamaya. Bunlar ne? Bas. On iki tane bas şimdilik. Bunun dışında 12 tane de import bas. 6 tanesi hazır diye. Bu da 6 tanesi hazır. Apar, yanlış. 6 tane.
Tamamdır. Ve senden çok daha fazla lazım. Dur tahmin edelim. Neye ihtiyaç duyuyor? Nedir Quartz Dust? Onlar oyunları hazırlaya dursun, ben de şunları yerleştireyim. Hemen geliyorum. Ve şimdi fark ettim ki yanlış tip kabloyu craft ettim. Bu tip kablo lazımdı bana. Neyse, bir 20 tane de bundan craft et. Ve bana IMEI controller. IMEI chest. Ve 4K mı kullansam, 16K mı? 4 işimi görür. Enerjiyi nereden sağlayacağım? Tamam, buraya bir MJ hattı getirebilirim. Conduit. Unutmadan şu dördünü de dolduralım. Doldursun bu. Dürürürür. Saniye. Buradan geçirebilirim. Wood. Ve tamamdır. Evet. Bu artık buraya bağlı. Şimdi ne yapacağız? Bağlayacağız. Hemen geliyorum. Evet, ve süremiz neredeyse, süremizin bitmesine biraz az bir süre kaldı. O yüzden ben yavaştan orları alıp bunları yerlerine yerleştirmeye başlasam güzel olur. Redstone, tin, silver, led, galena, nether quartz, chaldeanite, lapis, ferrous, uranyum, sapphire. Pyrite. Sinebar yok muydu burada? Yok. Toplamamış. Mutlaka şu Nether Ruby oru. Ruby ora da çevirelim. Tamam. Şimdilik bu yeter. Peki bunları neye göre listeleyeceğiz? Evet, ilk önce Iron Ore'un kullanımlarına bir bakalım. Orada grinder altında herhangi bir özel detay var mı? Industrial Grinder. Hayır, sadece su. O zaman seni
buraya koyacağız. Golda bakalım. Evet. Sodyum ve Merkür'ü de farklı hareket ediyor. Biz seni Merkür'e göre kullanalım ve o yüzden seni de o yüzden buraya atalım. Evet, gold tamam. Kapıra bakalım. Yanlış. Ve Iron Ore'a tıkladım. Size daha önce şu Mercury'nin falan filanın ne olduğunu anlatmıştım. Grinder'ların verimliliğini arttıran sıvılar. Evet. Seni de Mercury'ye göre. Şimdi şuraya koyalım. Tin. Evet. Bu sodyum presülfat. O zaman sen buraya. Silver Veil'le de bakalım. Mercury. Ne güzel. Lede bakalım. Bu da Mercury. Evet. Ardından ilk sırayı bir tamamlayalım. Neler kuart sonra bakalım. Sen neyiz? Sen direkt su. Lapis. Sadece su. Muhtemelen Redstone'da öyle. Evet. Redstone'da sadece su. Ve bu sayede ilk sırayı tamamlamış oldum. Eğer bu şekilde buraya atarsam bunların içine girecekler. De neden işlenmiyor? Yoksa önden enerjimi alamıyor musunuz? Bak bu ilginç şu an. Yoo. O zaman sorun ne? Sen. Sorun şuradaki enerji çıkışını ben yanlış ayarlamışım. Tamam artık çalışıyor olması lazım. Evet. Gördüğünüz gibi artık çalışıyor. Ve benim geri kalan madenleri tek tek düzenlemem lazım. Neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Kötesi köftenin günler, iyi eğlenceler.